Arkadaşlar herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber gördüğünüz şu devasa paketi açacağız. Bunun ne olduğunu size birazdan göstereceğim. Aslında yani başlıktan da anlayacağınız üzere bu bir Xbox 9. nesil kontrolcüsü. Xbox 9. nesilin olayı nedir arkadaşlar? Xbox 9. nesilin olayı bizim bildiğimiz Series S ve Series X dediğimiz konsollar var ya arkadaşlar, onların kontrolcüsü. Ben bunu Xbox'ım olduğu için değil de PC'de kullanmak için aldım aslında. Şöyle bir kutusu var, gayet güzel bir kutusu var. Amazon'dan sipariş verdim arkadaşlar. Üst kısmında şurada wireless controller yazıyor. Burada da diğer dillerdeki anlamları var. Gayet basit bir kutusu olduğunu söyleyebilirim. Hatta şurada bir garanti belgesi var. Bir numarasını gösterdim ufaktan. Arkasında da şöyle bir anlatmış. İşte butonların işlevlerinden falan bahsetmiş arkadaşlar. Şunu şöyle bir açalım bakalım. Xbox kontrolcüsü geldi. Kutunun içinde başka ne var? Hiçbir olayı yok bunun. Ha, iki tane pil geldi, güzel. Başka da bir şey var mı? Şu var. Ve şunlar var arkadaşlar. Kullanma kılavuzları falan filan. Bunları şöyle bir kenara atıyorum. Kontrolcü İlk dokundum da birazcık garip hissettim, çünkü bayağı güzel bir hissi var sanki ya. Adamlar bayağı iyi kontrolcü yapmışlar gibi hissettim. Oha. Şey arkadaşlar, benim kanalımda hani aslında önceden PS4 ile alakalı içerikler yapıyordum. Vita'nın şu analoglarına öyle bir alışmışım ki kaliteli kontrolcü farkı burada bayağı hissediliyor. Switch'in Vita'nın kesinlikle joysticklerinden daha iyi. Ama PlayStation 5 şeyini hiç kullanmadım. Joystick'ini, gamepad'ini hiç kullanmadım. Şurada bakalım ne varmış. Burada sanırım pil yuvamız var. Kibar bir şekilde açmaya çalışıyorum. Evet. Pillerimizi de şöyle ufaktan kibar bir şekilde zarar vermeden açalım. Adamlar Duracell göndermiş ha. Microsoft gerçekten yapıyorsun bu işi kardeşim. Şimdi hocam şurada pillerimizi yerleştirelim. Şimdi arkadaşlar, bu pil kullanmak falan böyle yok, çevirici değil falan diyorlar ya. Arkadaşlar, ben eski kafa bir insanım. Pil candır. Bunu niye takamadım lan ben? Ha tamam, anladım. Hocam tuşlar çok güzel. Aa, bu da bir tuşmuş. Şu bir tuş arkadaşlar. Bunlar tuş. Abi hissiyat çok hoşuma gitti ya. Bir de böyle adamlar o kadar iyi yapmışlar ki şuralarını. Şuraları acayip bir plastik böyle. Çok güzel bir sürtünmesi var. Çok güzel kavruyorsunuz arkadaşlar. Alt kısmında burada ne varmış abi? Burada acayip bir giriş var. Yani
USB 3.0 desem değil. Ne olduğunu çözemedim. Ha, ilginç. Şurada ne var abi? Burada USB 3.0 var. Burada bir tane bilmediğim bir tuş var. Şurada bir de 3.5 mm jack koymuşlar. Niye koymuşlar? Yani teknolojiye yabancıyız. Ondan olabilir. Ama güzel bir joystick arkadaşlar. Ben bunu bir süre kullanacağım. Bir bakalım. Bunlarla alakalı zaten bir ileriye dönük bir video çekerim. İşte kullandım. Nasıl bir cihaz falan diye. Onunla alakalı da bir fikir olur. Diyorum, videoyu kapatıyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.